6 yıldır eşimden sürekli şiddet görüyorum. Annemlere gidip geliyorum. Annenlere niye gidiyorsun? Oyun oynuyorsunuz. İlk yılda evlendiğim zaman 6 aylık bebeğimi şiddetten dolayı evcilik kaybettim. Evcilik oynuyorlar. Bir dünyaya gitmeden size bir dünyada ceza vermek lazım. Ne annenin evine gidiyorsun ikide bir? Ne işin var? Annende de suç var. Ben olsam annenin yerine bir daha geleceksen gel mi git. Ne işin var senin mi? Kocanın yeri senin evin orası. Eskiden bir söz vardı. Neydi o? Kol kırılır, yen içinde kalır. Annene babana da söyle. Bana gelince sahip çıkma de, kov beni de. Seni gel, hadi kızım evine git desin. Olmaz. Bazı şeylere katlanacağız. Bir kadını çocuğunu düşürecek kadar ağır şiddet gördüğü bir ortama geri göndermek akla, vicdana ve Kur'an'a uygun değildir. Kur'an'da kadının dövülmesi yoktur. Nisa suresi 34. ayette geçen darabe ifadesi, arasında anlaşmazlık bulunan kadın ve erkeğin birbirinden uzaklaşmasını anlatır. Kadının dövülmesini değil. Allah her türlü şiddeti yasaklamış, affedici olmayı emretmiştir. Arap suresi 199, şeytan Allah'a sığınırım. Sen af veya kolaylık yolunu benimse, İslam'a uygun olanı örfü emret ve cahillerden yüz çevir. İslam'ın kadına şiddete bakışı nedir? Dövün diyor işte. Yani boşanmaktan iyidir. Bir son bir şans. Kademe kademe. Hazreti Ömer dövmüş mesela. Zaten ondan da beklenirdi yani. Bazı kadınlar gerçekten de öyle bir tepki göstermedikçe anlayamıyor olabilir. Hafiften şöyle yani artık çok sinirlendim yani. Şöyle vurması mesela sırtına ya da filan. Yani bak çok sinirleniyorum. Yani yeter bak boşanacağız yani. Manasında. Kadının dövülmesi gibi korkunç bir fikrin alkışla desteklenmesi ibretlik bir durumdur. İslam sevgi, sevecenlik, güzellik dinidir. Kadına dayak atmaya alkışlayan zihniyet Kur'an İslam'ı yaşanmadığında gelişir. Bakara suresi 78. Kolum şeytana Allah'ım sana sanırım. Kitabı bilmezler, bildikleri bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir. Ve yalnızca zannederler. Kur'an'a uyulmadıkça gerçek İslam'ın yaşanması mümkün değildir. İsra suresi 9. Kolum şeytana Allah'ım sana sanırım. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Mesela bir erkeğe kadını dövebilirsin diyor. Deşarj olmak için vurdurtturuyor Allah Teala. Çünkü eğer erkeğe burasına kadar geldikten sonra dokunma bu kadına dersen başka yolla erkek rahatlar. Kadınların Allah erkeklere dövün rahatlayın diye müsaade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmeleri gerekiyor kumadan rahatsız oluyorlarsa. Evin içinde bu işleri halletmesi lazım. İster döver, ister kırar, evin içinde bu işi halledecek. Kadını deşarj olmak için dövülmesi gereken bir varlık olarak gören çarpık zihniyet, Kur'an'ın terk edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Furkan suresi 30. Kolumu şeytana Allah'ım sana sanırım. Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Yani bize adettir ya, vururuz işte. Elimiz alışmıştı ya, durmayın da olmuyor. Elimiz alışmıştı ya, durmayın da olmuyor. Dedi ki vallahi beni mahkemeye verdiler, hakim beni 2 ay evden uzaklaştırdı. İslam'da adam kadınına bir şey diyerse, kadınına vursa, hakim niye vurdun diye sorma hakkına sahip değildir. Resulullah söylüyor bunu. Kişi kadınına niçin vurdu diye hesap sorulamaz. Maide suresi 104, şeytan Allah'a sınırım. Onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Peki ya ataları bir şey bilmiyor ve hidayete ermiyor idiseler? Kadını 3 yerde dövmek caizdir. 1. Namazdan ötürü namaz kılmıyorsa ve bir fetvaya göre namaz kılmayan kadını kocası dövme yetkisi vardır. 2. Döşeğinden gelmediğinden ötürü. Hele bu zamanda sitem edilecek zaman değildir. Açık konuşalım. Şeriatta ayıp yoktur. Şimdi kocası dışarıda çok manzaralar görüyor, çok pislikler görüyor. Eve gelmiş bir de kadın sitem ediyor. Olmaz. Zaten cezası da ağır. Olmaz. Kocasında dövme yetkisi vardır yani. İzinsiz çıktığından ötürü de dövme yetkisi vardır. Kur'an'ın hiçbir ayetinde, hiçbir koşul altında kadının dövülmesine dair hüküm yoktur. Enam suresi 38. Kovulmuş şeytanlar Allah'ım sana sanırım.
yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. اَقُلْ اِنَّ اللّٰهَ كَرَّمَ الْمَرْأَةَ بِهَذِهِ الْعُقُوبَ عُقُوبَةَ الضَّرْبِ اَدَبْ عِنْدَ الضَّرْبِ اِذَا ضَرَبْ عِنْدَ التَّأْدِيبِ لَا يَرْفَعُ يَدَهُ اِلَى اَعْلَى بَلْ يَضْرِبُهَا بِحِذَاءِ صَدْرِهِ كُلُّ هَذَا تَكْرِمْ لِلْمَرْأَةِ هِيَ تَحْتَاجُ اِلَى تَأْدِيبِ Kadının terbiye edilmesi için dövülmesi gerektiği gibi çarpık bir mantık Allah'ın dininde yoktur. Maide suresi 49. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibet tattırmak istemektedir. Şüphesiz insanların çoğu fasıklardır. اَنَّ اَصْنَافَ ثَلَاثَ مِنْ نِسَا لَا يُمْكِ اَنْ يَعِيشَ مَعَهَا رَجُلٌ اِلَّا وَالْعَصَى عَلَى عَتِقِهِ تربت على هذا ولن يستقيم معها إلا إذا كان ضرابا للنساء والمرأة الثانية امرأة متعارية مترفعة على زوجها لا تحسب له حساب هذه أيضا لا تستقيم إلا بالعصر Hurafelere dayalı din anlayışında yoğun bir kadın karşıtlığı hakimdir. Nas suresi 57. 59. ayetler, şeytan Allah'a sınırım. Onlardan birine kız çocuk müjdelendiği zaman İçi öfkeyle taşırak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı topluluktan gizlenir. Onu aşağılanarak tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak verdikleri hüküm ne kötüdür. İslam yeterli ki kocana iyi davran. Niye? İyi davranırsa o da sana iyi davranır. Herifi raydan atlatma. Sopa yiyeceksin ondan sonra kolay bir şey değil ya. Hele bir de Ramazan'da. Adam bir de oruçlu. Geldi eve 7'de 7.30. İftara kalmış bir saat. Bir de sigara içen biriyse zaten kafa duman olmuş. Bu adama şimdi kadın bir hareket çekerse bu ne yapar ya? Ben derse tavsiye. Ramazan'da iyi davranmazlarsa sıkıntı çıkar. Adam oruçlu çünkü. Bana göre dikkat et. Müslüman erkek öfkelenip raydan çıkar, sonra da kadını döver zihniyete Kur'an'a uygun olmayan din anlayışının dehşet verici bir sistemidir. Kur'an İslam'ında kadının iyi olmasının ölçüsü sadece kocasına iyi davranması değil, Allah korkusu, Allah sevgisi, Allah yolunda ilmi mücadelesi, cesareti, gayreti ve takvasıdır. Enam suresi 114. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Nisbeti li hududil bab kema kulna la yekunu mudmiyen la yekunu fihi kesr la yedribul vecih la yetruku etheren. Kadını haşa yarım insan gibi görmek, baskı altına almak Kur'an'a uygun olmayan karanlık bir dünyadır. Kur'an İslam'ında ise kadınlar alabildiğine özgürdür. Yunus suresi 66. ayet, şeytan Allah'a sınırım. Onlar yalnızca bir zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler. لو انت ضربت مراتك يا حبيبي لو ضرب خفيف عشان الامور تسير بيننا هو الذي لا يترك علامه وهو الذي لا يكسر عظما ولا يدمي لحما ولا يقطر دما هذا هو الضرب الخفيف لو مره على صوته اندفع نضربها تقوم تحضر الاكل وتاني يوم تظبط Enbiya suresinin 10. ayetinde kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sınırım. Andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan, zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız? Buyurulmuştur. Kur'an'da insanların her durumuyla ilgili hüküm vardır. Ve kadının dövülmesine dair tek bir ayet dahi yoktur. Kendisi aldı yorganını gitti başka odaya. Yani gitti babasının evine. O zaman kadını diyor döveceksin. Kadını döveceksin. Çocuğu da dövmek caizdir. Valla kadın var dövmek değil. Sopa kırsan belinde işlemez ona. Böyle bir tane vurarsın ona. Neresine? Sırtına, bacağına. Bozulmayan yerlere vuracaksın. Böyle bir yerine vuracaksın, eline vuracaksın. Çocuğa da, kadına da. Ayağına vuracaksın, sırtına vuracaksın böyle. Hurafelerin hakim olduğu din anlayışı İslam değildir. Kur'an'da bildirilen İslam, sevecen, modern, barışsever,
sanatın, güzelliğin, neşenin, kalitenin, özgürlüğün hakim olduğu sevgi dinidir. Hud suresi 60. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler.